Selamun hocam. Aleyküm selam. Hocam çok sayıda soru geldiği için e, ben de bu soruyu sormak istedim. E, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde e, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen e, Ramazan Pişkin'e bir suikast yapıldı. Evet. E, ölümünden çok kısa bir süre önce de bu konuda tehdit edildiğini, fikirlerinden e, rahatsız olanların onu tehdit ettiğini söylemişti. E, başka şahıslar da canlı yayınlarında onu isim vererek hedef göstermişti daha önceden. Bununla alakalı biz Müslümler olarak bu konuya nasıl yaklaşmalıyız? bu suikasti nasıl yorumlamalıyız? Evet. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu'nun bütün insanlığa indirmiş olduğu İsrailoğulları üzerinden çok temel bir yasa var. O da şudur. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Kim de bir insanı bir nefse karşılık olmaksızın ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak için öldürürse, o bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir nefsi ihya ederse, o bütün insanlığı ihya etmiş gibidir. Yani Allah Celle Celaluhu diyor ki, bir insan bir insanı kısas olarak öldürürse, bu tamam. Yani biri birini öldürmüştür ve şer'i bir otorite vardır, cezalandırma mekanizması vardır. O da kısas uygular, bu tamam. Ama eğer <laughs> bu yoksa, yani sırf hevadan, arzudan, öfkeden, yeryüzünde fesat çıkarmak için bir insan bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Şimdi bu bütün insanlığı öldürmüş gibidir ne demektir? Şu demektir bir, bütün insanlığı öldürmüş gibi günah kazanır. Yani Allah indinde bir adam ha bir tane adamı öldürmüş, ha sekiz milyar adamı öldürmüş, Allah indinde fark etmez. Allah bir tane adamı bile öldüreni haksız yere sekiz milyar insanı öldürmüş gibi cezalandırır. Selefin geneli bu ayet-i kerimeyi bu şekilde anlıyorlar ilk dönem müfessirleri. Ama ikinci bir anlamı daha vardır o da şudur. Bu ayet-i anlaşılabilecek olan bir insan haksız yere bir insanı öldürdüğünde öldürme eylemini meşrulaştırdığı için bütün insanların can güvenliği ortadan kalkmıştır. Herkes artık ölüm tehlikesiyle karşı ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Haliyle bu bizim olaya bakarken ya bu Ramazan kardeşimizin mazlum olarak, mağdur olarak işte katledilmesi, bunu gördüğümüz gibi şunu da görmemiz lazım. Bu ve benzeri olaylarda bu tip olaylar Allah tarafından koruma altına alınmış olan insan nefsinin hürmetini yok sayan girişimlerdir ve insanların gözünde de bunlar meşgulaştığı için belli bir noktadan sonra belli bir yerden sonra cinayet dediğimiz Allah Celle Celaluhu'nun en nefret ettiği, en buğz ettiği amellerden bir tanesi toplum nezdinde meşgullahsmaya başlıyor. Şimdi bu olay olduğunda ben bir şey söyleyeyim. Yani ilk olay olduğunda bir paylaşımda bulunmuştum. Biraz da yanlış anlaşıldı galiba. Yani onu da düzeltmek adına söylüyorum. Şimdi daha önce benzer bir suikast girişimi işte kilisede yaşandı biliyorsunuz. Fatih Camisi'nin imamına yaşandı. İşte Ramazan Hoca'ya yapıldı. Ama onun öncesinde işte Hüdaparlı birine yine Adana'da yapıldı mesela. Ondan daha önce ben başka bir noktaya dikkat çektim. İzmir'de Ramazan oral adında bir davetçiye de bir suikast girişimi yapıldı. Ve bu suikasti yapanlar belli. Bunu yapanlar belli. Tutuklular şu anda cezaevindeler. Yaptıkları suçu da kabul ediyorlar aynı zamanda. Yalnız bu olay olduğunda gerekli bir tepki görmemiş bu olay. Yani insanlar gerektiği şekilde bu olaya bir tepki göstermemişler. Nasıl? E kimisi tekfirci demiş tepki göstermemiş. Kimisi belli fikirlerine katılmadığı için tepki göstermemiş. Kimisi cahil demiş, ona mı düştü davet demiş, tepki göstermemiş. Ama şunu görmemişler. Burada haksız yere bir cana kast etmek var. Haksız yere bir insanı öldürmeye kalkmak var. O gün insanlar fikrine, zikrine bakmaksızın bu suikaste karşı bir tepki ortaya koysalardı, bunun Allah'ın haram kıldığı bir nefse suikast olduğunu söyleselerdi, belki bu ikinciyi her kim yaptıysa, Zaten orada da dikkat ederseniz birinci de yapanların ismini söylemiştim. ikinci de insanlar ifadesini kullanmıştım. Kim bunu yaparsa ki söyleyeceğim bu siyasi bir suikast. Nedenini de anlatacağım inşallah. Kim bunu yaptıysa buna cesaret edemeyecekti. Çünkü toplumsal bir tepki oluşacağını, birilerinin bu davayı takip edeceğini düşünecekti. Mesela Ramazan Oral davasını kaç tane hukuk cemiyeti takip etti? Ya bu adama gündüz gözü İzmir'de suikast düzenlendi kaç insan burada öldü yaralandı o ona bir şey olmasa da başka insanlar bundan zarar gördü. Kim azmettirdi gerçekten iki 3 tane cahil mi bunu yaptı yoksa birileri bunu aylardır bunun zeminini oluşturdular ve bu adama suikast mı yaptırdılar? Normalde ne beklersiniz? Ülkedeki bütün hukuk cemiyetlerinin bu davaya müdahil olmasını. Bu konuyu gündemden düşürmemelerini, bu adama niçin suikast düzenlendiğini, bunu kimin azmettirdiğini araştırmasını beklersiniz. Aynı su hata bizde de var. Nasıl Mesela şimdi biz Ramazan Hoca olayına sahip çıktık. Doğru mu? Hüdapar olayına sahip çıktık. Fatih Camisi imamına diyelim sahip çıktık. Neden? Çünkü bunlar İslami cenahtan oldukları için bunlara sahip çıkıyoruz. Ama aynı şey mesela bir PKK'liye olsa, bir DHKPC'liye olsa, bir Adnan Oktarcı'ya olsa, bir FETÖ'cüye olsa yüzümüzü çevirip devam ediyoruz. Bize ne diyoruz? Yani zaten dünya görüşü de bize çok uzak. Bizim mahalleden de değil, bize yakın da değil diye yüz çeviriyoruz. Zalimler tam da buradan besleniyorlar. Zalimler Tam da bu noktadan besleniyorlar. Beni vurduğunda beni sevmeyen destek vermiyor. Seni vurduğunda seni sevmeyen destek vermiyor. Adam da ne yapıyor? Parça parça vuruyor, parça parça zulmediyor, parça parça mağdur ediyor. Ne zaman ki insanlar zulme uğrayanın kimliğine bakmaksızın zulüm olduğu için karşı çıkarlarsa, ne zaman ki insanlar cinayete uğrayan insanın kimliğine, itikadına, ırkına bakmaksızın cinayete uğradığı için bu zulme karşı çıkarlarsa o zaman zalimler de ürkecekler. Bu kadar kolay bir şekilde hareket e, kolay bir şekilde hareket etmeyecekler. O açıdan e, yani burada bence bir ilkesel tutum gösterilmesi lazım. Ramazan Hoca'ya yönelik olan bu sahiplenme çok güzel. Ama bunun bütün haksız yere işlenen, yeryüzünde bozgunculuk yapmak için işlenen bütün cinayetlere karşı, bütün zulümlere karşı, bütün mağduriyetlere karşı ve bunun gösterilmesi gösterilmesi lazım. Ya e, bizim de bu konuda ahlaki olarak olgunlaşmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın celle Celaluhu bize öğrettiği gibi adil şahitler olmamız lazım. belli kalıpların dışına çıkmaya zulme zulüm olduğu için karşı çıkmayı bizim de öğrenmemiz lazım. Ya yani burada en başta iğneyi kendimize batırarak bunu söylüyorum. İkinci bir mesele ise ben bu olay olduğu zaman bunun siyasi bir suikast olduğunu söyledim. Her ne kadar şu an üstü kapatılıyor. Farkındaysanız dün itibariyle artık yavaş yavaş meselelerin üstü kapatılmaya başladı. Bu kanaate nereden vardığımı da söyleyeyim. Birileri hedef gösterdiği için değil. Olay olur olmaz. Ben bu işle ilgilenen bir kardeşimizden rica ettim. Dedim ki bana ifade çıkar çıkmaz ifadeyi yollar mısın? Bir de avukatının kim olduğuna bakar mısın? Ya birisi ifade, ikincisi şey avukat. Avukata bir bakın dedim. Böyle mafya avukatlığı yapan, bu karanlık bazı yapıların avukatlığını yapan belli insanlar var Türkiye'de. Onlar mı? Yoksa normal bir şey mi? Normal bir avukat mı? İfade bana ifadeyi okur okumaz. Şimdi takdir ediyorsunuz 11 yıl içeride yattım. Öncesinde ailemden herkes içeride. Yani artık ceza hukuku nedir? işte yargılama nedir, ifade nedir bu, bu, bu safhalarla ilgili bir az çok böyle şeyimiz var yani mürekkep yalamışlığımız, mürekkep yalamışlığımız var. İfadeyi gördüğümde ifade milim milim döşenmiş bir ifade. Santim santim döşenmiş bir döşenmiş bir ifade ve bu ifade o çocuğun bir sıfatına bakın. Geldiği bir hayata bakın. Böyle bir ifade, böyle bir düzgün Türkçe böyle bir ifade vermesi mümkün mümkün. Siz ne söylerseniz polis onu yazar. Yani kelime kelime siz söylerseniz polis onu e, onu yazar. Böyle bir çocuğun bu kadar düzgün bir e, Türkçe ile bu kadar düzgün ve her bir cümlesi bir kanuna tekabül eden e, bir ifade vermesi mümkün değil. Hani bazı hocalar vardı. Mesela şimdi ben Kur'an-ı Kerim'den işte hadisten az çok anladığım için adamın günlük konuşması bile Kur'an'dır bunu anlarsınız. Yani ayet okumuyor ama. Adamın söylediği her bir kelime bir ayetten alınmıştır. Söylediği her bir hadis bir bir söz bir hadisten alınmıştır. Bu çocuğun da her bir ifadesi ileride yargılama süreçlerinde ceza indirimine kabul edecek maddelere maddelere şey yapıyor, atıf yapıyor. Şimdi ceza hukukunda tasarlayarak adam öldürmek vardır mesela. Bir de aniden gelişen böyle kendiliğinden gelişen bir cinayet vakası, bir kavga olur. İşte bir cinayet gelişir. İkisinin arasında dağlar kadar fark vardır. Çocuğun zaten temel ifadesi şudur. Bu şeyi kesinlikle tasarlamadım. Ben oraya işte konuşmak için gittim. İşte birine benzettim. Yanımda taş götürdüm. Yani yarın bir avukat gelecek ve bunu söyleyecek. Efendim diyecek. Yani bir adam öldürme kastıyla bir yere giderse yanına taş mı götürür? Hani taş mı fırlatır? Adam zaten götürür ilk etapta bıçağı saplar. Zaten şu ceza yarı yarıya düşmüş oluyor. Yani tasarlamadığı için düşmüş oluyor. İki, eğer bir adam bir saldırıya uğrarsa, bedenine, cinsel bütünlüğüne yönelik bir saldırı olursa, ve bu saldırıyı def etmek için karşı tarafı öldürürse bir ceza bile almayabilir. Yani meşru müdafaa kabul edilirse hiçbir ceza vermeden de yargılama sonuçlandırıla sonuçlandırılabilir. Ne diyor adam? İşte ben oraya geldim. işte taş attım diyor. O da aldı taşı bana attı diyor. Heyecanlandım o anda gittim bıçağı sapladım. Aynı zaten kanunda da bu var. İşte meşru bir heyecan, meşru bir korku, meşru bir panik durumunda eğer adam giderse birine saldırırsa burada ya ceza verilmiyor veya ceza indirimine ceza indirimine gidiliyor. Kesin bu çocuğu adli tıba sevk edecekler göreceksiniz. Yani yargılama sürecinde bu çocuğu adli tıba sevk edecekler. Niye? İşte 3-4 yıl boyunca cinsel istismara uğramış. Bunu kimseye söyleyememiş. Cinsel bütünlüğü zedelenmiş. Faili de o cinsel bütünlüğünü zedeleyen adama benzetmiş. Ondan sonra adam bir de ona bir şey fırlatmış. O da gitmiş işte ona bıçak ve ne yaptığını da fark etmemiş ki ortada taşmaş da yok. Belki o e, görüntüleri gördüyseniz eğer ortada bir taşmaş da taş da görünmüyor. Şimdi diyecekler ki psikolojisi bozuk. 3-4 yıl düzenli bir şekilde cinsel istismara uğramış. Psikolojisi bozuk. Hatta şizofren olabilir. Yani e, cinsel istismardan ötürü zihin bölünmesi yaşamış olabilir. Eee ehliyeti yoktur diye rapor bile çıkabilir bu şeye çocuğa. Fakat ben işin o kısmında değilim. İşte bıçağı Emin önünden aldım. Mesela örnek veriyorum. Bıçağı Gittim şeyden aldım, emin önünden aldım. Bütün vermiş olduğu ifadeler başından sonuna kadar her biri bir maddeye tekabül ediyor. Ya ceza almayacak veya ceza indirimine uğrayacak. Tabi orada kimse kulağını çekip şunu sormamış galiba. Yani evladım sen dört sene boyunca sana düzenli istismarda bulunan bir adamı mı tanımadığında başkasıyla karıştırdın? Şimdi dersin ki mesela ben yolda gidiyordum, biri bana küfretti sonra başkasını ona benzettim vurdum yine bu suçtur. Ama bir mantığı var. Mantıksızlığın içinde bir mantık var yine. Ama dört sene bir adam seni bir de evine götürmüş. Babanın dükkanında çalışmış. Sana düzenli bir şekilde cinsel istismarda bulunmuş. Beraber esrar içmişsiniz. Beraber Afgan macunu kullanmışsınız. Dört senenin sonunda gidip başka bir garibanı ona benzetmişsin. Ve bunu katletmişsin. Onun için hani bazıları bu ifadeler ortaya çıkınca işte saçma ifade. Çelişkili, çelişki falan yok ifadede. İfade böyle milim milim santim santim döşenmiş ileride yapılacak olan e, savunmanın şeyi yapılmış. Ön taşları hazırlanmış. Avukatı da CMK avukatı. Hiçbir CMK avukatı savunma yapmaz bunu herkes bilir. Gelir müvekkilimin söylediklerine katılıyorum. İşte belli kalıplar vardır. Onu söyler ve çıkar çıkar gider. Bu ifade bu çocuğa ezberlettirilmiş. E, ve çocuk gelmiş bu şeyi vermiş. Bu e, ifadeyi vermiş. Halle bu bir siyasi e, suikast olduğuna yani benim kendi adıma söylüyorum. Benim bir şüphem yok e, bununla ilgili ge gelişen olaylara baktığımız zaman. Fakat bu tip olaylarda şöyle bir mesele var. Onu çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi 90'lı yılları düşünün. Ee, karanlık insanlar, karanlık odaklar bir şey yapacakları zaman bunun taşlarını döşerler ve o şekilde yaparlar. Yani mesela 90'lı yıllarda ne yaptılar? Önce gidip köylüleri öldürdüler. O cinayetlerin Türkiye'de yoğun olduğu dönemden bahsediyorum. Yol kenarında bir köylüyü öldürdüler. İşte bağında bahçesinde bir köylüyü öldürdüler. Önce insanları cinayetlere bir alıştırdılar. Yani küçükten büyüye doğru insanlar cinayete, adam öldürmeye, sokaklarda ceset cenaze görmeye. Ben mesela Diyarbakır'da büyüdüm. İlk okula gittiğimiz zaman yani en az 3-4 defa hatırladığım kadarıyla yolda sabah okula giderken ceset görmüşümdür yani. İnsanlar önce cesede, adam vurulmasına, yerde kanla yatan birilerini görmeye alıştılar. Sonra büyük siyasi cinayetler, işte büyük olaylar, büyük hadiseler yaşanmaya başladı. Mesela yine hatırlarsınız 2000'li yıllarda Türkiye'de belki en uzun ve en fazla izlenen dizilerden biridir. Kurtlar Vadisi diye bir dizi çekildi. O dizide topluma ne anlatıldı? Toplumun zihin dünyasına ne yerleştirildi? Şu. Devletin içerisinde mutlaka bağımsız bir kurul olmalı. Bunlar istedikleri gibi kanundan bağımsız suç işleme hakkına sahip olmalı. İstedikleri adamları yargılamalı, istedikleri adamları infaz etmeli. Bu devletin bekası için şarttır. 10 sene boyunca insanların zihnine bunu işlediler. Hatta ne kadar etkili olduğunu anlamanız için ben cezaevine girdiğimde orada bir abiyle tanıştım. Ee, İslam'la sonradan tanışmış bir abi. Bana dedi ki "Hocam biz o dizi izledikten sonra ve bu konuyu konuşurken biz dedi arkadaşlarla dedi ki bir mektup yazalım. O günkü işte hükümete. Ya yani devletin böyle bir şeye ihtiyacı varsa biz bu işi yaparız. Hani böyle kuralsız, kanunsuz adam vurulacaksa zaten vuruyoruz." Hani bu işi devletimiz için yapalım. İnsanların ne kadar etkilendiği. Aynı döneme dikkat edin Türkiye'de. Yargısız infazlar yapıldı, insanlar yargılandı, insanlar hapse atıldı, insanlar kaçırıldı, insanlar öldürüldü. Toplumda bir reaksiyon yok. Neden? Çünkü toplum buna şey olmuştu. Zaten o diziyle bunun gerekli olduğuna, devlet içerisinde paralel bir yapı olması gerektiğine ve bu yapının hiçbir kurala, kanuna bağlı olmaması gerektiğine insanlar önce inandırıldı, ondan sonra bunlar yapıldı. Şimdi bu olayda da dikkat edin. Kilisede vurulan şeyler insanlar veya Fatih Camisinde vurulan insanlar veya Ramazan Hoca şimdi zahiren şöyle görünüyor bakıldığı zaman yani işte kimsesiz gariban işte sahipsiz insanlar doğru zaten bu işler böyle başlar toplum bunu kanıksar yani bir imamın öldürülmesi bir hocanın öldürülmesi bir kanaat önderinin bir siyasi siyaset liderinin öldürülmesi artık toplumda normal konuşulan haberlerdeki bir şey gibi olmaya başlayınca asıl olan cinayetler ondan sonra gelmeye başlar ve asıl olan kargaşa, kaos neyse o olmaya olmaya başlar. Bu senin söylediğin konuyla ilgili de şöyle bir durum var. Elbette ki bu işin bir azmettiricisi var. Ya bunda hiçbir şüphe şüphe yok. Mutlaka birileri bu çocukları azmettiriyorlar. E bu kilisedeki de bu olayda önceki olaylarda bunları işlettiriyorlar. Zaten dikkat edersen çok benzerlik de var. İşte bıçak kullanıyorlar. İşte sabıkalı şeyler, sabukalı adamlar işte çok sorunlu, akli dengeleri çok yerinde değilmiş gibi bir şeyleri var. Bir görüntüleri var. Ve bireyler. Yani hiç kimseyle bir alakaları yok. Bir cinnet gibi görünüyor. Böyle benzerlikler de var aralarında. Ama kimin bunu yaptırdığına dair kesin kanıtlar olmadan bir şey söylememek lazım. Tabii ki bu asla onu hedef gösterenlerin hedef göstermesini meşrulaştırmaz. Ölümüne def çalanların def çalmasını, bu barbarlığı meşrulaştırmaz. İşte öldü zaten işte çok ehli sünnette de değildi. İşte bireysel bir husumettir gibi hedef saptırma bunları da bu barbarlığı hiçbir şey meşrulaştırmaz. Bu ayrı bir konudur. Ama İslam hukukunda suçun ispatı için kesin kanıtlar olması lazım. Yani Ali Veli'yi öldürttü. Bu kadar çok açık. Ya kendi karar edecek ya iki şahit olmuş olacak. Bunun belli olması lazım. Aksi halde insanları barbarlığı evet karşı çıkacağız. Bu e, yapılan şeyin yanlış olduğunu, hata olduğunu, pis bir şey olduğunu, eylem olduğunu söyleyeceğiz. Ama kesin olarak A B'yi vurmuştur veya B A'yı vurdurmuştur diyebilmemiz için kesin kanıtlara ihtiyacımız var. Benim bu olayda e, dikkatimi çeken bir mesele daha var. Onu da e, yeri gelmişken söyleyeyim bununla alakalı. Şimdi farkındaysanız bu tip olaylar hep olduğunda, bu bizde de var, kısas talep ediyoruz. Yani mutlaka diyoruz kısas olmalı. E, eğer kısas olursa bu suçlar azalır diyoruz. Ancak bir şeyi unutuyoruz. Yani bu hepimiz için geçerli. E, İslam şeriatında kısas vardır evet. Ama İslam şeriatının cari olduğu yerde kısas hükmü vardır. Yani bugün zaten elindeki yasaları zulüm aracına dönüştürmüş bir yargı var. Ee, i̇nsanları bu maddelerle yıllarca hapsediyorlar, mahkum ediyorlar. Sen aynı adamın eline kısas yetkisini verdiğinde ne yapacak? Bunu da zulüm için kullanacak yine. Yani sanki gerçekten adam öldüren insanları cezalandırmak için mi kullanacak bunu? Hayır. Kendi istemediği, ortadan kaldırmak istediği insanlar olduğu zaman bunu işte falancayı bu öldürttü diye bir ifade düzdürecek. Ondan sonra kısa haddini uyguluyorum diyecek. Bir şeyi hiç unutmamak lazım. Evet İslam'da kısas vardır. Bu doğrudur. Ama nerede İslam'da kısas vardır? Bir, önce İslam bir nizam olarak gelir. İnsanlara bir nefsin Allah katındaki değerini öğretir. Yani bir nefsin Allah katında ne kadar değerli olduğunu, kan dökmenin haram olduğunu, iman eden bir insanın bir hata yaptığında bunun hesabını Allah'a vereceğini bir eğitimle insanlara bunu öğretir. Sonra toplumda bir eşitlik, adalet düzeni kurduğu için insanların yüreklerinde var olan öfkeyi, yüreklerinde var olan kini, hasedi dindirir. Yani artık böyle öfkeli, saldırgan bir toplum olmaz. Üç, insanın tabiatında var olan saldırganlığı bir hedefe yöneltir. Yani Allah yolunda cihad etmek, ilahi kelimetullah, yeryüzünde insanların Allah'ın diniyle tanışmasını sağlamak insanları bir hedefe hedefe yöneltir. Dördüncüsü, <laughs> kurmuş olduğu toplum düzeninde merhamet düzeni vardır. Yani insanlar bırak bir insanın canını kıymayı. İşte Peygamberimizin döneminde olduğu gibi bir hayvanın bile fazla çalıştırılmasını kendisine dert edinir ve buna müdahale etmeye müdahale etmeye kalkar. Böyle bir toplumda, bu kadar eğitilmiş ve arındırılmış bir toplumda eğer biri kalkar da birini öldürürse zaten bu adam ölümden başkası paklamaz. Ona yüreğin kanı olur. Yani bunun gibi bir adam, bunun gibi azgın bir nefis ancak demirin soğukluğuyla yola gelir, keskinliğiyle yola gelir dersin, ceza uygularsın. Ama böyle filmlerde, dizilerde insanlara adam öldürmenin meşru gösterildiği, teşvik edildiği bir toplumda, adam öldürenlerin 3-5 ay yatıp dışarıya çıkmış olduğu bir toplumda, insana insanı öldürtmeyi kolaylaştıran maddenin her tarafta bulunduğu, her tarafta satıldığı bir ortamda, toplumdaki eşitsizlik ve adaletsizlikten ötürü insanların içinde bir kin, bir nefret pınarının kaynadığı bir toplumda kısas gelse, ve kısas gelse ne olacak? Hiçbir faydası olmaz. Evet kısas İslam'ın hükümlerindendir ama şer'i bir düzende uygulanacak hükümlerdendir. Yoksa böyle batıl bir düzende olmaz. Şimdi İstanbul'da bazı mahalleler var. Aradan bir sokak geçiyor. Sokağın öbür tarafında açlık, sefalet, uyuşturucu, fuş her şey var. Yani orada bir insanın yaşaması mümkün değil. Ama caddenin bu tarafında öyle siteler yapmışlar, korunaklı. Şimdi oradaki çocuk her gün oradan çıkıp burayı gördüğü zaman nasıl öfkelenmesin? Nasıl kinlenmesin? Nasıl yüreği daralmasın? Ya ben de insan değil miyim demesin mi bu çocuk? Tamam bazı şeyleri kınayacağız. Yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Ama bunu meşrulaştıran bir sistemin olduğunu da göreceğiz. Yani sistemin insanları bunu hazırladığını da göreceğiz aynı zamanda. Bir de dikkatimi çeken şey bu. O açıdan e, bize düşen şey şu. Mesela bu tip durumlarda ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Kim ne yapıyorsa e, onun altını daha kalın kalın çizerek yapması lazım. Yani eğer diyelim ki bu tip cinayetler siyasi cinayetlerin amacı birilerini korkutmak, bir kaos oluşturmaksa, insanlar da onlardan korkmadıklarını göstermek için ne yapıyor? Tevhid daveti mi yapıyor? Adam tevhid davetine devam etmesi lazım. İyiliği ve e, takvayı çoğaltıyor mu yeryüzünde? İyiliği ve takvayı yeryüzünde çoğaltması lazım. Çünkü zulümle mücadele etmenin yolu sebat etmektir, sabır e, sabır göstermektir. Ve Allah Azze ve Celle müminleri korusun. Allah Azze ve Celle mazlumları, mağdurları muhafaza etsin. Ee, içinde yaşamış olduğumuz bu toprakları da bütün insanları da zalimlerden, şerli insanlardan ve kaostan, fesattan beslenen insanlardan Rabbim muhafaza, muhafaza eylesin. Allahumme amin.